verdin 22 evet, kiloyu. Evet, evet. Şimdi fıstık gibi evet, koruma koyma dönemini evet. Gerçekleştiriyoruz. Çok güzel olmaz. gidiyor. Evet. Senin desteğin olmasa zorlanacağım ama çok güzel gidiyor. Harika. Korumada da e, dengede gidiyoruz değil mi? Bazen böyle 1-1,5 bir, bir buçuk kilo artışlarımız oluyor ama hani o da sonuçta. Çok sıkıntı değil. Evet. E, beslenmemi düzene soktuğum Yaklaşık 3 ay içerisinde 20 kilo civarında bir kilo verdim. Hı hı hı. Sevgili diyetisyenim Müge Özturna sayesinde hı hı. onunla birlikte. Hı hı. Ee, aslında kilo verme işlemin benim e, estetik değil daha çok sağlık saldı. daha doğrusu birinci derece sağlık saldı. Hı hı. E, çünkü şeker, e, insülin düzeylerim, şekerim ve e, karaciğer tablomla ilgili ciddi sıkıntılar oluşmaya başlamıştı. Onu fark ettiğim anda e, doktora gittiğimde hemen aslında bana e, bir obezite teşhisi koyup dosyama obezite diye yazdılar. Gördüm ve bu beni çok da üzdü o zaman e, ve hemen bir ilaç başladı doktor arkadaş. E, ben ama kendimde hekim olmam nedeniyle hemen ilaç konusunda bir tereddüt yaşadım. E, o arada da Arış şey girdim ve Müge hanımla telefonda tanışma şansı. Özel hastaneye gitmiştim evet. Ee, Müge Hanım telefonda son derece hı hı. E, samimi, e, son derece güzel bir şekilde yaklaştı bana ve hocam lütfen sakın e, herhangi bir ilaç kullanmayın, lütfen gelin bir görüşelim şeklinde. E, ben de hem yaklaşımını çok beğendim, e, doğru da buldum artı e, en kötü ihtimal ne olur gidelim bir tanışırım şeklinde Müge Hanımın yanına geldim. Hı hı. Geçen sene. Mart, Nisan gibi galiba tam yine şey yapamıyorum başladım. İşte Haziran'da falan vermiştim yani e, o kiloları. Aslında şöyle benim e, oğlum üniversite sınavına hazırlanıyordu. Sanıyorum oğlumdan çok ben depresyona girmiştim. E, o nedenle böyle bir yeme e, alışkanlıklarımda değişiklikler oluşmuş. İşte ne bileyim tatlıya daha e, bir düşkünlük ve saatli saatsiz. Zaten mesleğim gereği de düzensiz bir yeme e, alışkanlığım vardı maalesef. Hızlı ve düzensiz yeme. Ee, ben kendimi fark ettiğimde kendimi iyi hissetmemek şeklinde aslında bulguları algıladım. Ee, şöyle yani 67'lerden falan 82'leri gördüm. Aslında o 82'ye ulaşma sürecim yani bir 15 kilo civarındaki sürecim kısa bir sürede oldu. Onu da fark ettim. Yap. Ben tabii bunları şimdi böyle olduğunu düşünüyorum. O dönem içerisinde onu öyle algılamıyorsunuz tabii. Hı hı hı. Sonrasında benim sağlıksal sorunlar başlayınca, özellikle de bu insülin direncimle ilgili sorunlar çıkınca ailede de şeker sıkıntılarımız var. İşin doğrusu biraz panik oldum. Hı hı. Yani ben de annem gibi ya da işte babaannem gibi hani yani aile büyüklerimiz tarafından yaşanan o sıkıntıları yaşamak istemedim. Hı hı. Bunda Tabii o kilo aldığımı da farkındayım. Hani ne kadar etrafımda çok öyle önemsenmese de bu anlamda bana bir şey söylenmese de ben onun da farkındaydım. Dolayısıyla hemen tahlilleri yaptırıp kendimi kötü hissedince aslında o tahlilleri yaptım. Kendimi kötü hissedip o tahlilleri yaptıktan sonra Müge hanımla Allah şükür ki Müge hanımla yani hani bir diyalogumuz oldu. Geldiğimde tamamen bana özel. Yani o da çok önemli ve değerli. Yani yoksa piyasada, internette orada burada bir sürü biliyorsunuz çeşitli diyetler var. Kesinlikle sadece kilo ile değil değil ama özellikle kilo ciddi moral bozucu da bir şey. Yani sizin mevcut düzeninizin değişmesi ve kısır döngüye de sokuyor insanı. Bir süre sonra böyle daha içinize kapanık hale geliyorsunuz o dönem tesadüf işte yani oğlumun o sınav dönemi ben de çok içime kapandım. Hı -hı. Oğlum da almıştı. Evet o da sağ olsun Müge Hanım sayesinde o da verdi. Tabii Gerçekten vurdu ya beni ya vurdu vurdu vurdu. Hı -hı. Yani Hı -hı. tamamen çocuğa indeksi bir hayat. Hı -hı. Ee, ve onun yeme düzeni değiştiği için onu da besleyebileceğim diye kendimi de besledim ekstra ekstra. Hı -hı. O nedenle e, ciddi bir şey oldu. Ama dediğim gibi bunu ben aslında çok hissettim. Hı -hı. Yani e, hakikaten sağlık sorunları ciddi anlamda insanı rahatsız ediyor ve başlıyor. İyi ki o tahlilleri yaptırdım. Yani kendim gittim aslında hastaneye. E, yaptırıp sonuçları alıp eyvah eyvah dedim ve e, işte öyle bir Müge Hanım'la sürecimiz başladı. Yani e, beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu 2-2-4. Sağlıklı beslendiğimizde vücut kendi ideal sağlığına ulaşıyor zaten. O ulaştığında da ideal kilosu neyse vücudumuzun onu görüp onu yaşıyoruz. Beslenme alışkanlıklarımızın ciddi anlamda sağlıklı olması gerekiyor. Özgür Mü Gözturna 96 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldum. Yaklaşık olarak bir 20 sene e, özel hastanelerde klinisyenlik tecrübem söz konusu. Ee, sonraki aşamada da e, son bir yıldır da kendi yerimi işletiyorum. Hı hı. Evet aslında e, tanışmamız tamamen bir tesadüf. Aslında bizde e, referans aracılığıyla olan danışan takibi çok daha kıymetlidir. Gerçekten o şekilde de geldi kendisi. Kendisini çok yakın bir arkadaşının babasını takip ediyordum diyet süreciyle. Ve e, sonuçta e, o şekilde bana ulaştı. Çok ciddi sağlık problemlerinin başladığını, e, metabolik sendrom, hatta insülin diren Bence sınırında olduğunu gittiği bir hastanede bir doktor arkadaşından öğrenmiş ve e, ilaç önerildiğini bana aktardı. Tabii ben bu süreci bir takip etmemiz gerektiğini, her şeyi değerlendirelim. Öncelikle ilaçsız, diyete bağlı ve doğru beslenmeye, sağlıklı beslenmeye yönelik davranışlarla nasıl vücudunuzun reaksiyon vereceğini görmek adına takibe alınması gerektiğini söyledim. Bunun üzerine biz sağlıklı beslenme programları yaparak, tabii ki bunlar tamamen her zaman kişiye özel. Bunu her zaman her noktada da vurgulamak istiyorum. Neden? Biliyorsunuz internet ortamında da çok fazla bilgi kirliliği söz konusu. Çeşitli diyetler, herkes internetten indirip hurma diyetleri, yoğurt diyetleri veya işte balkabağı diyetleri gibi çok enteresan diyetlerle de metabolizmayı ve sağlığı tehdit eden diyet programlarına dahil olabiliyor. O yüzden de biz Canan Hanım'la da tanıştıktan sonra bütün kan testlerini de gözden geçirip kendisine uygun, kilosuna uygun yaşam biçimine uygun çünkü kendisi aynı zamanda da bir hekim tempolu, yoğunda bir çalışma hayatı var. Bu enerjiyi de sağlayabilecek şekilde programımızı yapıp ritmik bir şekilde kendisinin de aslında cevaba, vücudunun verdiği cevaba hayran olacağı şekilde e, yağ kaybı biliyorsunuz çok kıymetli bizim için. Kaliteli bir kilo kaybıyla süreci noktalayıp şu anda da halen koruma dönemindeyiz. Stres birçok farklı görünüme neden olabilir. daha az yemek, daha çok yemek, uykusuzluk ya da daha çok uyumak en yaygın görünümlerindendir. Kuşkusuz kendini yetersiz ve değersiz hisseden bir anne çocuğunun da geleceğiyle ilgili kaygıları yoğun bir şekilde yaşayacaktır. bununla baş etmek için gerçek bir tehdit olmadığını fark etmesi gerekir kişinin ki bu da bir profesyonel destekle çoğunlukla halledilebilir. Bir ki bu kişinin kendi aslında yaşam deneyimleriyle de alakalı bir şeydir. Herkes de aynı şekilde e, görünmeyebilir. Az önce anlatmaya çalıştım ki bazıları kendi içerisindeki değersizlik ve yetersizlik duygusuyla baş etmek için daha çok e, yemeye başlayabilir.